TR Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan'a soracağız birazdan. Evet, Sayın Mehmet Bilal Bircan'a bir merhaba diyelim. Sayın Bircan merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. İyi yayınlar olsun. Yalancı bir bahar mı var? Dolar TL kuru düşüyor, borsa yükseliyor, orta vadeli program gerçekçi bulunmuyor. Kısa sürüyor dolar TL kuru. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Kısa sürüyor dolar TL kurundaki düşüş. Borsa hadi biraz daha yükselmeye devam ediyor. Ben borsadan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki çok gördük burada dolar TL kurunun düşüşünü. Bir iki gün sürüyor. Sonra tekrar bir şey çıkıyor. Dolar TL kurunu yukarıya taşıyor. Belki orada bir miktar bize rakam söyleyebilirsiniz. Bu dolar TL kuru kaça kadar düşer? Yükselirse de bir iki gün içerisinde tekrar kaça kadar yükselir? Ancak Borsa İstanbul yükseliyor. Borsa İstanbul'un yükselişi devam eder mi? Belki önemli olan bu soru. Tabii isterseniz öncelikle kur tarafından başlayalım. Aslında evet sizin de belirttiğiniz gibi genelde dolar TL tarafındaki hareketlere baktığımızda özellikle Türkiye şartlarında genel anlamda aşağı yönlü hareketlerin biraz daha kısa vadeli olduğunu zaten tarihsel süreç bize gösteriyor. Nitekim son dönemde kur tarafında özellikle dolar TL tarafında TL'deki değerlenmenin de etkisiyle beraber aşağı yönlü hareketleri bir süredir takip ediyoruz. Tabii burada temel sebepler neler? Belki biraz onlara bakmak lazım. Burada temel sebeplerden bir tanesi tabii ki özellikle küreseldeki en büyük faktörlerden olan Fed'in açıklamaları, Fed'in açıklamalarıyla beraber özellikle küresel çapta doların değer kaybetmesi ve dolar endeksinin aşağı gelmesi. Tabii içeride hangi faktörler etkili oluyor? Özellikle nominal faizin yüksek olması. Diğer taraftan reel faiz açısından değerlendirdiğimizde her ne kadar son gelen geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz enflasyon verisiyle beraber negatif bölgeye geçilmiş olsa da reel faizde hala da Türkiye'yi emsal ülkelerle kıyasladığımızda reel faizin biraz daha görece yukarıda olduğunu söyleyebiliriz emsal ülkelere karşı Türkiye'nin. Bunun yanı sıra malum yaz aylarındayız ve turizm gelirlerinin bir nebze artmasının da etkisiyle beraber kur tarafında son dönemde aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Ancak ifade ettiğimiz gibi genel anlamda baktığımız zaman tarihsel süreç açısından değerlendirdiğimizde evet Türkiye'de dolar TL kurunda özellikle hareketlerin biraz daha kısa vadeli, aşağı yönlü hareketlerin biraz daha kısa vadeli olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda özellikle teknik olarak inceleyecek olursak eğer son dönemde zaten fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde 8.27 seviyesinin altına sarkmalar gözükse de kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 8.27 seviyesinin altına inilmesi belki kısa vadede 8.25 daha altta ise 8.20 seviyelerini gündeme getirebilir. Açıkçası orta ve uzun vadeli periyot açısından değerlendirdiğimizde ben 8.20 seviyesinin altında kalıcılık sağlayamayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan genel anlamda değerlendirirsek zaten uluslararası birçok kurumun yıl sonu beklentisi de 9.20-9.30 seviyelerine işaret etmekte. Diğer taraftan her ne kadar mevcut şartlarda mevcut fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimiz zaman özellikle baktığımız zaman tekrardan yılın sonuna doğru yukarı yönlü hareket potansiyelinin biraz daha olasılık dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar yukarıya doğru? Açıkçası ifade ettiğim gibi birçok kurum, uluslararası kurum 9.20-9.30 seviyelerini beklemekte yıl sonunda. Bu önemli detaylardan bir tanesi özellikle yükselen enflasyonu takip ediyoruz bir süredir. Malum geçtiğimiz hafta %19.25'lik bir yıllık enflasyonla karşı karşıya kaldık ve politika faizinin %19 olduğu bir ortamda kur tarafında hareketlerin hızlanması 9 liraları tabii ki olasılık dahilinde getiriyor. Ancak mevcut teorik hesaplamalar açısından değerlendirdiğimizde biz genel anlamda 8.90 seviyelerini yıl sonuna doğru takip etmekteyiz diyebilirim. Burada özellikle bizim için yukarı yönlü hareketlerde 8.30 seviyesi önemli olacak. İlk etapta biraz daha kısa vadeli hareketlerde 8.30 seviyesinin aşılması akabinde 8.35 ve 8.40 seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviyenin aşılması ise özellikle malum yılın son çeyreğinde enflasyon tarafında biraz daha geri çekilmeler bekleniyor. Eğer beklendiği gibi bir hareket yaşanmazsa enflasyonda yani yukarı yönlü trend devam ederse kur tarafındaki hareketlerin hızlanma potansiyeli de yüksek olacaktır diyebiliriz bu açıdan. İfade ettiğim gibi yıl sonu doğru tekrardan 8.90 seviyeleri, 8.80 seviyelerin üzeri en azından gündeme gelebilir diyebilirim şu anki şartlar itibariyle. 9.20-9.30 dediniz. Belki bunun içerisinde Merkez Bankası faiz indirimi yapar riski de var muhtemelen. O zaman 9.20-9.30 seviyeleri görülür.
Aynen öyle. Yani özellikle malum yılın son çeyreğinde baktığımızda Ekim ve Kasım aylarında baz etkisiyle beraber enflasyon tarafında geri çekilme olasılığı üzerinde duruluyor. Böyle bir olasılık, yani beklendiği şekilde baz etkisiyle beraber enflasyon tarafında bir geri çekilme yaşanırsa Merkez Bankası'nın da faiz indirimine gitme olasılığı yine tartışmalar arasında yer alan başlıklardan bir tanesi. Eğer Merkez Bankası böyle bir adım atarsa kur tarafında yukarı yönlü hareketlerin hızlanması söz konusu olacaktır ki böyle bir durumda ifade ettiğim gibi her ne kadar mevcut şartlarda biz 8.90-8.80 aralığını beklesek de yıl sonunda eğer Merkez Bankası'ndan faiz indirimi şeklinde bir adım gelirse böyle bir durumda uluslararası kurumların daha çok öngörüsü kapsamında değerlendirsek 9 liraların üzeri gündeme gelecektir Gelebilir. diyebiliriz. Evet Sayın Bircan, altın fiyatları düşüyor. Yani çok uzman altın fiyatlarının yükseleceğini söyledi bizde. Bu zaten yurt dışındaki uzmanların da beklentisi, yurt içindeki uzmanların da beklentisi. Kapalı çarşıdan da biz böyle beklentiler alıyoruz. Ancak altın fiyatları düşüyor. Ne olacak? Bir anlamda değerlendirirsek evet kısa vadeli fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde özellikle ons altın tarafında 1820 seviyelerin üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada tabii temel faktörlerden bir tanesi malum ABD bizim için önemli. Çünkü malum ABD'de geçtiğimiz haftalarda hem Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşmalarını takip ettik ki orada Powell her ne kadar yıl sonuna kadar varlık alımlarının azaltılmasına işaret etse dahi piyasa beklentisine paralel bir şekilde güvercinvari açıklamalarını sürdürdü. Diğer taraftan özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü yine ABD tarafından tarım dışı istihdam verilerini takip ettik ki beklenti 750 bin seviyesindeyken 200 bin seviyelerinde gerçekleşti ve beklentinin çok çok altında kaldı diyebiliriz. Böyle bir açıdan değerlendirdiğimizde özellikle bir tarafta ABD tarafında özellikle gelen veriler Fed tarafından yakından takip ediliyor ki Fed'in iki odak noktasından bir tanesi yükselen enflasyon, bir diğeri ise istihdam tarafı. Her ne kadar son dönemde enflasyon tarafında yükseliş yaşasak dahi ifade ettiğim gibi geçen hafta gelen istihdam verileri aslında beklentileri çok karşılayamadı. Tabii böyle bir durumda özellikle varlık alımlarının azaltılmasına yönelik özellikle biraz daha tedirginlikler oluşmuş durumda. Diğer taraftan ABD ekonomisine dair görece tedirginlikler oluşmuş durumda. Böyle bir durumda altın tarafında da yukarı yönlü hareketlerin desteklendiğini görmekteyiz son fiyatlamalar itibariyle. İfade ettiğim gibi şu anki fiyatlamalar açısından 1820 dolarlar gündemde. Gram Özellikle altın Türk lirası cinsinden de alalım sizden. tabii burada gram altına girecek olursak eğer gram altında temelde iki tane parametre söz konusu. Biri ons altın, biri dolar TL kuru. Bir taraftan ons altında yukarı yönlü hareketler takip ediyoruz son dönemde. Özellikle ABD tarafından gelecek haber akışları bu açıdan önemli. Eğer orada yukarı yönlü hareketler devam ederse diğer taraftan kur tarafında bir süredir aşağı yönlü hareketleri görmekteyiz dolar TL tarafında ama 8.27 seviyesinde güçlü destek oluşturulduğunu görmekteyiz. Bunun daha altına sarkamıyor ne yazık ki mevcut şartlarda en azından. Eğer böyle bir durumda tekrardan dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketler görmeye başlarsak, tekrardan kurun yukarı yönünü yukarıya çevirmesini görürsek, mevcut şartlarda gram altın tarafında da tekrardan yukarı yönlü hareket potansiyeli olacaktır. Böyle bir durumda bizim için ilk etapta 490 seviyesini takip ediyor olacağız direnç seviyesi olarak. Daha yukarıda 500 seviyesi gündeme gelebilir. Tabii burada ons altında görece baktığımız zaman son dönemde her ne kadar yukarı yönlü hareketler görsek de volatilitenin görece düşük kaldığını görmekteyiz. Özellikle kur tarafında yaşanacak hareketler bizim için gram altındaki fiyatlamalarda belirleyici olacak temel faktör gibi gözüküyor. İfade ettiğim gibi her ne kadar dolar TL tarafında son dönemde aşağı yönlü hareketler görsek dahi yayının başında da ifade ettiğimiz gibi daha çok aslında kısa vadeli olduğunu takip ettik kur tarafındaki hareketlerin ve ortaya uzun vadede yukarı yönlü hareketin biraz daha olasılık dahilinde olduğunu söyledik. Böyle bir durumda dolar TL tarafında yaşanacak yukarı yönlü hareketler tabii ki gram altında tekrardan yükseliş Yukarı. açısından değerlendirecektir. Ve bu açıdan ilk etapta 490 akabinde 500 seviyelerini takip ediyor olacağız. Daha yukarıda özellikle ons altın tarafındaki fiyatlamaların yükseliş yönünü devam etmesi, akabinde kur tarafında özellikle tekrardan yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması belki önümüzdeki süreçte yıl sonuna doğru 520-525 seviyelerinde gram altın için gündeme getirebilir diyebiliriz. Evet, siz de altın tarafında yükselişi bekleyenlerdensiniz. Peki, biraz Türk lirasında bozulma bekliyorsunuz. Dolar TL kurunun yükselmesini bekliyorsunuz. Borsa
Yatırımcılar, borsa yatırımcıları için belki kötü bir sene oldu bu sene diyebilir miyiz? Katılır mısınız bu yoruma bilmiyorum. Hep düştü, hep düşerken ben gördüm borsayı. Ne zaman baksam bir iki gün yükseliyordu, hep düşüyordu borsa. Borsadaki gelişmeler ne olacak? Sektörlere göre değişiyor mu? Bazı sektörler daha yükselişe geçerken bazı sektörler düşmeye devam edecek mi? Genel anlamda nasıl bir borsa görünümüyle devam edecek son çeyrek, yılın son çeyreği? Açıkçası baktığımız zaman yıla çok iyi bir perspektifle başladığını takip ettik BIST endeksinin. Ancak borsa. Mart ayında gelen malum bir Merkez Bankası değişimi, başkanının değişimiyle beraber ciddi manada 1250 seviyelerin altına gerileyen ve ciddi manada bir süre toparlanmasını gerçekleştiremeyen BIST endeksiyle karşı karşıya kalmıştık. Doğru. Ve açıkçası Temmuz ayına kadar da bu sürecin devam ettiğini takip ettik. Endeks 1300 seviyelerinin üzerine çok fazla çıkamamıştı Temmuz ayına kadarki süreçte. Temmuz ayına geldiğimizde bir miktar toparlanma görmekteyiz ki bugünkü fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde 1470 seviyesinin üzerinde fiyatlanan bir BIST endeksiyle karşı karşıyayız. Bu açıdan değerlendirirsek eğer son dönemde özellikle Ağustos ayından itibaren başlayan bir toparlanma söz konusu tabii ki. Burada özellikle küreseldeki olumlu havanın etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Malum yayının başında ifade ettik, ABD tarafında gelen haber akışları bizim için önemliydi. Özellikle varlık alımlarının azaltılmasına yönelik hala da net bir tarih aslında verilmemiş olması. Her ne kadar Powell yıl sonuna kadar varlık alımlarının azaltılmasının uygun olabileceğini ifade etse dahi hala da net bir tarih, hatta kesin bir tarih ortada olmaması ve Powell'ın güvercin vari açıklamalarının devam ediyor olması. Bunun yanı sıra az önce de ifade ettiğimiz gibi devam eder ABD diyorsunuz. Tarafında istihdam verilerini takip ettik. Orada beklentileri karşılaması küresel borsaları destekleyici faktörlerden evet. Bir tanesiydi. Tabii bunun etkisiyle beraber yurt içerisinde de paralel şekilde yukarı yönlü hareketleri takip etmekteyiz son dönemde BIST endeksinde. Bu açıdan bir süre daha yukarı yönlü hareketleri takip etme potansiyelimiz var borsa için. Hangi sektörler daha iyi görünecek bu sene? Hangi sektörler kötü performans sergileyecek? Açıkçası baktığımızda özellikle ikinci çeyrek finansallarını geride bıraktık geçtiğimiz haftalarda. İkinci çeyrek finansalları açısından değerlendirdiğimizde orada özellikle inşaat ve konut sektörünün, bunun yanı sıra buna paralel olarak demir çelik ve çimento sektörünün biraz daha karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini takip ettik. Bunun yanı sıra özellikle otomotiv yan sanayi sektörünün yine karlılık açısından ön plana çıkan sektörler arasında olduğunu takip ettik. Diğer taraftan özellikle bankacılık sektörüne dair biraz daha karlılığın sınırlı kalması beklenirken orada da aslında beklentileri karşılayan bir performansla karşı karşıya kaldığımızı ifade edebilirim. Sayın bu açıdan Bircan, bankacılık performansı derken, olumlu geldi derken, biz demin Şenol Babuşçu ile konuştuk. O aslında kamu bankaların eskisi kadar karlı olamadığını, bu kredilerin geri dönme olasılığının çok fazla olmadığını dile getirdi. Bankacılık sektörü geçmişe göre daha mı zor durumda batık kredilerden dolayı? Aslında evet, pandemi sürecinde genel anlamda baktığımızda geçen yıla göre değerlendirdiğimizde, geçen yıl malum özellikle aktif rasyosu ve kredi maliyetlerinde özellikle bazı revizasyonlar, düzeltmeler yapılmıştı o dönemde. O zaman bankacılık sektörünün performansı önümüzdeki dönemde biraz daha zor olacak herhalde. Açıkçası burada önemli olan detaylardan bir tanesi, ifade ettiğim gibi geçen sene gelen önlemlerle beraber bankaların varlık yapısında ciddi bozulmalar yaşanmıştı. Şimdi evet. Bir miktar orada toparlanmalar görmekteyiz. Burada tamam. Belki kamu bankası ve özel banka ayrımına gitmek ayrım lazım. Özel bankaların biraz daha varlık yapısının değerli toplu olduğunu görmekteyiz. Performans Doğru. olarak biraz daha ön plana çıktığını görmekteyiz. Ancak ifade ettiğiniz gibi her ne kadar ikinci çeyrek finansalları beklentilerden iyi bir tablo çizmiş olsa dahi burada hala da bankacılık sektöründe sağlam kalıcı bir iyileşme takip edemiyoruz. Özellikle baktığımız zaman yılın başına dönecek olursak eğer, hatırlanacağı gibi biz özellikle bankacılık endeksinin yıla 1600-1650 seviyelerinden başladığını takip etmiştik borsa tarafında. Mevcut durumda 1360 seviyelerine yakın seyreden bir bankacılık endeksiyle karşı karşıyayız. Böyle bir evet. durumda hala da yıl başındaki performans açısından çok çok aşağıda olduğunu görmekteyiz. Sayın Bircan. Ancak genel anlamda son dönemde bir toparlanma, iyileşme çabası içerisinde olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi, İyi çalışmalar diliyoruz. Evet.